çığırından çıkardınız. Yürü şu haline bir bak. Halinize bir bakın. Gazeteyi okuduktan sonra, burada olanları gördükten sonra ben artık konuşamıyorum bile. Lütfen bana bir şey söyle. Bana bu çılgınlığı anlatacak bir şey söyle Gülru. Ya sen gülüyorsun. Sen gerçekten gülüyorsun. Gülru! Gülru bir kere bana bu acımasızlığı yaptı. Benim canımı yaktı. Beni üzdü. Ama kendisi de üzüldü. Senin için değil, beni üzmemek için susardı. Biliyor olsaydı bile susardı abla. Ben ona kefilim. Bana bunu yapmadığını söyle. Yapmadığını söyle. Bana yapmadın ne? Ya açmıyor. Ya biz Gürru'yu niye arıyoruz ki? Gülfem'i aramamız lazım. O da bizim işimiz değil. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ya bunun içinde başka bir şey var. Gerçek olamaz ya. Photoshop'tur. Yani aklım almıyor. Kesinlikle gerçek olamaz bu. Amca. Kötü. Enver Bey amcam için başkaydı. Bu olay onu çok etkilemiş belli. Ben artık yan tarafa geçiyorum. Hayda. Ablamlara gidiyorum. Gürü ne biliyor merak ediyorum. Yoksa çatlayacağım. Bir beyin fırtınası patlatın da babasının da kim olduğunu bulun bari. Bana söylemeyeceğini biliyordum. Raporu bir yerlere sakladığını da biliyordum. Buldum. Yaptım. Şu an sesimin titrediğine bakma. Ona acımıyorum. Utanmıyorum da bu yaptığımdan. Elime bir fırsat geçti. Ben de değerlendirdim. Sadece seni üzdüğüm için üzgünüm. Ama pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Çünkü çok iyi biliyorum, bunu sen de biliyorsun. Eğer onun eline böyle bir fırsat geçmiş olsaydı, yani bunun tam tersi olmuş olsaydı, o da hiç gözünü kırpmadan bunu değerlendirirdi. Senin için kendimi durdurabilmek isterdim. Olmadı. Yapamazdım. Yapamazdım. Yapamaz. Yapamazdım. Sana olan sevgimle ona olan nefretim kalbimde karşı karşıya geldiğinde hep nefretim galip geliyor. Ben de isterdim. Kalbimde sadece sevgi olsun. Sadece sevdiklerim eğer olsun, ben de çok isterdim. Bir zamanlar böyleydi de. Öyleydim yani, sen biliyorsun. Sen beni tanıyorsun. Bunu ben yapmadım. Kalbimi kendi ellerimle nefrete ben teslim etmedim. O yaptı.
Ona yaptığım her şeyi o yaptı. Ona ne yapıyorsan aynısını kendine de yapıyorsun. O katıksız nefretinle. O dediğin kadın... Seni affetmem! O kıza gerçeği söylersen seni affetmem! Asla! Devam et. Niye susuyorsun? Sen benim konuşmamı bile hak etmiyorsun. Ben devam edemem. Ama sen devam edeceksin. Sen hiç pes etmeden onu da kendini de kanata kanata devam edeceksin. Gerekirse sevdiklerinden, kendinden, seni sevenlerden vazgeçeceksin. Gerekirse kendini yok edeceksin ama yine de devam edeceksin. Sırf onun canını yakmak için seni sevenlerin canını, kendi canını ala ala ona saldırmaya devam edeceksin. Bana devam etmekten başka bir şans bırakmadın. Cihan. Sana zarar vermekten nefret ettiğimi biliyorsun. Boşanmak istiyorum. Bana çok kızgınsın. Değilim. Ben sana kızamıyorum bile. Kızgınsın. Kızgınsın ve sadece bana tepki olarak beni cezalandırmak için boşanmak istediğini söylüyorsun. Boşanmak. Boşanmak senin için ceza mı Güdrü? Gerçekten ceza mı Güdrü? Ah Cihan. Yani... Ben sana şu an ne söylersem söyleyeyim, ne yaparsam yapayım ulaşamayacağım. Sen benim söylediklerimin altında bir şey arayacaksın. Ve bulmak istediğin için de bulacaksın da. O yüzden lütfen birbirimize zaman verelim. Sen biraz sakinleş, ondan sonra konuşalım, tamam mı? Ben bu boşanma teklifini ciddiye almıyorum. Çünkü arkadaşımı çok iyi tanıyorum. Ve sen bana bunu söylerken... Güldürü! Ben senden boşanmak istiyorum. Ben senin arkadaşın değilim. Sen benim en iyi arkadaşım değilsin. Bu tek bir günü bile gerçek olmayan evliliğimizde... sen eğer benim dostum olsaydın evet sürdürebilirdim. Ama tanımadığım biriyle... hiç tanımadığım biriyle... sürdüremem. Gerçek sebebin bu mu? Yoksa sevgi mi? Tamam kabul, bunu anlayabiliyorum. Ama sadece bununla yetinmedi. Bana birbirinizi sevdiğinizi söyledi. Ve ben bunun doğru olduğundan emin olmak zorundayım. Gerçekten sevgiyi seviyor musun? Bu yüzden mi boşanmak istiyorsun? Sana ihtiyacın olan mazereti mi verdim? Söylesene Cihan, doğru mu bu? Şaşırdın galiba. İlk duyduğumda ben de çok şaşırdım. Karşıma geçip bana... birbirimizi uzaktan uzağa, gizliden gizliye nasıl seviyoruz görmüyor musun dediğinde... inan bana ben senden daha çok şaşırdım. Yeter. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemeyecek misin? Bunun sevgiyle bir ilgisi yok. Cihan. Sevginin söyledikleri doğru mu? Bunu sana soruyorum çünkü eğer doğruysa... Ben konuşmak istemiyorum. Thank you.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.